Çöz Kazan yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Sömestr tatili bugün itibariyle başladı ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için çok önemli bir döneme girmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu videomda sömestr tatilinde nasıl ders çalışmalıyızdan önce ne yapmamız gerekiyor? Yani bunun planlaması ile ilgili, planlamadan da önceki safhada ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar sömestr tatili YKS'ye hazırlanan bir öğrenci için altın değerinde bir zaman. Bu zamanı çok aktif bir şekilde değerlendirebilirsek netlerimiz inanılmaz bir şekilde artışa geçecektir. Özellikle TYT konusunda bahsediyorum. Çünkü 12. sınıf arkadaşlarım henüz daha AYT'ye ya yeni yeni başladı ya da başlamak üzere planlarını yeni alıyor. Ama mezun arkadaşlarım inanıyorum ki AYT kısmına başladı. Sömestr ise TYT adına arkadaşlar çok güzel değerlendirilebilir. Veya eğer TYT konularında kendinizi tamam hissediyorsanız AYT anlamında çok güzel değerlendirilir. Şimdi arkadaşlar sömestrde çalışmalarımızı nasıl programlayacağız? Bununla ilgili size bir iki tüyo vermek istiyorum. Arkadaşlar biz YKS'ye başladığımız güne bugün bir geri dönelim. Yani yaklaşık 1-1,5-2 saatimizi, 1 saatimizi bu çalışmaya verelim. Ve YKS'ye başladığımız güne de geri dönelim. Hocam ne yapacağız geri dönüp bugüne? Arkadaşlar YKS'ye başladığımız gün nasıl bir plan yaptık buna bir bakalım. O günden bugüne kadar neler çalıştık? Hangi konuları çalıştık? Hangi kaynaklardan çalıştık? Hangi kaynaklardan kaçar test bitirdik? Hangi konuyla ilgili kaç tane test çözdük veya kaç tane deneme çözdük bu zamana kadar? Bunların hepsinin bir röntgenini çekeceğiz arkadaşlar. Evet, sömestr planımızı yapmadan önce bunların hepsinin bir röntgenini çekeceğiz ve böylece amaçladığımız nokta nedir? Biz bu zamana kadar hangi sınav türü için, yani sormak istediğim TYT mi yoksa AYT mi, hangi sınav türü için hangi konulardan ne kadar çalışmışız, hangi konulara ne kadar ağırlık vermişiz, hangi soru bankalarından, hangi kaynaklardan ne kadar çözmüşüz, elimizde çözmediğimiz hangi kaynaklar var, bu kaynakları neden çözmüyoruz, bu kısma bir dönelim. Neden bu kısma dönelim arkadaşlar? Şimdi örnek veriyorum, siz rasyonel sayılar çok temel konulardan birini aldım. Rasyonel sayılardan bu zamana kadar çözdüğünüz test adedi 10. Elinizdeki toplam kaynak adedindeki test adedine bakıyoruz 50. Denemelerde rasyonel sayılarla ilgili veya çözdüğünüz testlerde rasyonel sayılarla ilgili yanlış adetlerine bakıyoruz. Oranlarda %30'larda, %40'larda bir adet. Demek ki sen rasyonel sayılarda çok ufak da biraz eksiğin var. Yani sana önerim ne? Arkadaşım bu semester'da rasyonel sayılar, bu tamam bir örnek. Rasyonel sayılar başlığı altında çalışmalarını biraz yapabilmelisin. Yani bu zamana kadar çözdüğün testlerin bir %20'si kadar en azından bu üniteye bir pay vermen lazım semester'da. Bu bölüme bir pay ayırman lazım. Bu bölümde biraz çalışma yapman lazım. Planlarını bu doğrultuda kurgulaman lazım. Arkadaşlar şimdi az çok anladık durumu. Geçmişimize baktık. Ne yaptık? Neler yapmayı hedeflemişiz? Nerelerdeyiz? Buna bakıyoruz ve sömestr çalışma programımızı özellikle buna göre kurguluyoruz. Çünkü hemen söyleyeyim size. Geçmişte bir konu var. Bunu bitirdiğimizi düşünüyoruz. Ama analizini bir yaptık. Evet bu konuyu çalışmışız ama toplamda 5 test ya çözmüşüz ya çözmemişiz. Denemelerde ise eğer bu zamana kadar çözdüğümüz denemelerde ise soruyu ya boş geçmişiz ya yanlış yapmışız ya da doğru yapma olasılığımız veya oranımız çok düşük. Yani sen semester'da bir plan yapıyorsan bu konuna birazcık ağırlık vermen lazım. Yani siz dışarıdan kopyalı yapıştır planlarla eğer bir şeyler hedefliyorsanız emin olun bu size çok fazla bir şey katmayacaktır. İlk yapmamız gereken olay nedir? Önce kendimizdeki eksiği tespit edeceğiz. Nereleri eksik bırakmışız? Nerelerde işte biraz safsaklamışız, biraz boşluğumuz var. Bunları göreceğiz. Ondan sonra planımızı kuracağız.
Planımızı kurduktan sonra da planımıza göre çalışacağız. Ha, senin geçmişten bu yana devam eden bir planın var. Geçmişten bu yana o plana sadık kaldığını düşünüyorsan yine bir röntgeni çek. Bak bakalım hangi kaynaklardan, hangi kitaplardan ne kadar test bitirmişsin, hangi konulara ağırlık vermişsin veya gerçekten bu konuya ağırlık vermen gerekiyor mu? Mesela buna da bakmak lazım. Mesela ÖSYM'nin her sene sorduğu bir konuya mı daha çok ağırlık vermemiz lazım? Yoksa ÖSYM'nin nadiren sorduğu bir konuya mı ağırlık vermemiz lazım? Bu konuya da dikkat etmek lazım. Yani arkadaşlar, özetlemek gerekirse semester programımızı, semester çalışmalarımızı yapmadan önce mutlaka röntgenimizi çekelim. Neler yapmışız, neler hedeflemişiz, bu zamana kadar nasıl uygulamışız, bunların bir röntgenini çekelim ve yeni planımızı, programımızı buna göre ayarlayalım. Arkadaşlar, videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hepinize başarılar. Hoşça kalın.